Saygıda izleyicilerimiz pek çok vatandaşımızın yaklaşık 250 bin vatandaşımızın yaşamış olduğu Belçika'da haberler hiç de iyi değil. Maalesef şu anda Belçika'da başkent Brüksel'de yoğun bakım yoğun bakım yataklarının tamamı dolmuş vaziyette. Yoğun bakımlarda yer yok. Maalesef bakın bununla ilgili de e, ilginç istatistikler var. Her 100 bin kişide Değerli izleyicilerimiz vaka sayısı 1774'e yükselmiş. Bu vahim bir tablo değerli izleyicilerimiz. 100.000 kişide 1774 kişisi koronavirüs maalesef ve maalesef saygı izleyicilerimiz. Bu konuyla ilgili olarak şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Tatil sezonunun bitimi okulların açılması vaka sayılarında artmaya neden oldu. O nedenle ben diyorum ki Almanya'da şu anda okullar açık. Onun için tartışılması konuşulması gereken bir durum. Almanya'da okulların açık kalması ne derece doğru bu konuyla ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Belçika'da 2000 civarında yoğun bakım yatağı var. Bunların tamamı doldu. Pek çoğu çok az bir kısmı e, boşlama başkent az önce de ifade ettiğim gibi başkent Brüksel'de yoğun bakım yatağı yok, kalmadı. Bu nedenle Belçika hastalarının bir kısmını Almanya'ya göndermeye başladı. Durumu çok ağır olanları artık Almanya'ya gönderiyorlar. Belçika'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın kendilerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Bakın bu şekilde eğer devam ederse günlük vaka sayıları kısa bir süre sonra 30-40 binlere kadar çok kolay bir şekilde çıkacak. Bundan 3 hafta öncesine kadar Bin rakamlarını bile konuşmuyorduk Belçika'da ama gelinen noktada günlük vaka sayıları artık 15 e geldi. Yarın öbürsü gün bu rakamlar artarak devam edecek. O nedenle doktor bulmak, hasta yatağı bulmak gerçekten çok zor olacak. Siz siz olun, kendinize çok dikkat edin değerli izleyicilerimiz. Bugüne kadar Belçika'da 12126 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Günlük vaka sayıları da sürekli artmaya devam ediyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, maalesef diğer bir ülke Fransa. Fransa'da da yaşayan çok sayıda vatandaşımız var. Başkent Paris başta olmak üzere büyük kentlerde koronavirüs salgını daha da arttı, şiddetlendi. Paris'te günlük vaka sayısı sadece Paris'te 3000'i geçmiş vaziyette saygıdeğer izleyicilerimiz. Günlük vaka sayısı Fransa'da 50 binleri geçti. Bu rakam bize şunu ifade ediyor. Fransa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok büyük bir tehlike bekliyor. Bu nedenle mutlak surette sizler kendinizi korumaya çalışın değerli izleyicilerimiz. Bugüne kadar bakın Fransa'dan gelen rakamlar rekor rakamlar. Bir günde yaklaşık 500 kişi Fransa'da hayatını kaybetti. Sadece korona virüsten. bakın yaklaşık 500 kişi bugüne kadar 38 bin kişi hayatını kaybetti ve günlük vaka sayıları da 50 binleri artık geçmiş. Eğer böyle giderse önümüzdeki hafta günlük vaka sayısı 70-80-100 binlere kadar yükselecek. Bu nedenle siz, siz olun. Lütfen kendinize dikkat edin değerli izleyicilerimiz. Dünyanın dört bir yanında koronavirüsle ilgili mücadele devam ediyor. Rusya'dan gelen haberler hiç de iyi değil. Rusya'da değerli izleyicilerimiz. Vaka sayısı tam anlamıyla patlamış vaziyette. Günlük vaka sayıları 20000'i 20 geçti. Bunun yanı sıra sürekli de insanlar ölüyor. Bugüne kadar koronavirüse yaklaşan kişi sayısı yaklaşık 1 milyon 700 bin. Evet 1 milyon 700 bin kişi koronavirüse yakalandı. Tabi Rusya'dan gelen rakamlar ne derece doğru bilmiyoruz. Açıklanan resmi rakamlar bunlar. Ancak bu rakamların daha da yüksek olma durumu söz konusu saygıdeğer izleyicilerimiz bakın Rusya'da da bir günde yaklaşık 400 kişi hayatını kaybetti. Bu konuyla ilgili uzmanlar yoğun bir şekilde Rusya'da da çalışıyorlar. Şimdi Amerika'da da değerli izleyicilerimiz Texas'tan Houston hastanesinden gelen çok ilginç, çok önemli bir haber var. Koronavirüs mutasyona uğradı. Yani değişti. Daha da bulaşıcı hale geldi. Daha da şiddetlendi. Sürekli mutasyona uğruyor. Zaten uzmanlar da birkaç ay önce bunu söylemişlerdi. Böyle bir beklentilerinin olduğunu ifade etmişlerdi. Hal böyle olunca koronavirüsle mücadele yani durmuyor. Değişiyor. Daha da zor bir hale geldi saygıdeğer izleyicilerimiz. Bununla ilgili çok önemli bir haber var. Bunu mutlaka sizinle paylaşmak zorundayım. Dünya çapında 47 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüsle ilgili çok endişelendiren bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ve 5000'den fazla hastanın dahil olduğu araştırmada koronavirüsün ilk ortaya çıktığı dönemden daha bulaşıcı bir hale dönüştüğü ifade edildi. ABD'nin Texas eyaletindeki Houston Hastanesi'nde yapılan ve 5000'den fazla koronavirüs hastasının dahil olduğu araştırmada COVID-19 zaman içerisinde daha da şiddetlendi. Günümüzdeki koronavirüsün D614G isimli bileşenden oluştuğunu tespit eden bilim insanları mutasyona uğrayan koronavirüsü orijinal virüsten çok daha bulaşıcı hale geldiğini ifade ediyor. Devam ediyorlar. Bakın araştırma ekibinde yer alan bir bilim insanı şunu söylüyor. Virüsteki mutasyonların rastgele genetik değişimler olduğunu düşünüyoruz. Toplam 285 mutasyon tespit eden ekip birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerine önemli etkiye sahip olmadığını açıkladı değerli izleyicilerimiz sürekli değişiyor yani dünyadan çok ilginç rakamlar var Corona virüsle ilgili olarak değerli izleyicilerimiz dünya genelinde virüsten hayatını 1 milyon 211 bin kişi bugüne kadar kaybetti Vaka sayısı 47 milyonu geçti. Tedavileri devam edene insan sayısı dünya genelinde 12 milyonu geçti. Saygıdeğer izleyicilerimiz, en fazla ölüm ve en fazla vaka Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar yaklaşık 9.5 milyon kişide koronavirüs görüldü. Bu nedenle hayatını kaybeden yaklaşık 237.500 kişi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Değerli izleyicilerimiz, Hindistan'da 8 buçuk milyon Brezilya'da 5 buçuk milyon Rusya'da 1 milyon 655 bin Fransa'da 1 milyon 500 bin İspanya'da 1 milyon 313 bin Arjantin'de 1 milyon 183 bin Kolombiya'da 1 milyon 93 bin İngiltere'de 1 milyon 53 bin Meksika'da 933 bin Peru'da 906 bin İngil İtalya'da 731 bin Güney Afrika'da 727 bin İran'da 628 bin Almanya'da şu anda 560.586, Şili'de de 500.000 değerli izleyicilerimiz. Maalesef bugüne kadar koronavirüsü kapan insan sayısı bunlar. Tabii hayatını kaybeden çok sayıda insanın olduğu yerler var. Amerika Birleşik Devletleri dedik, bunu başı çekiyor. Brezilya 160.000, Hindistan 123.000 kişi öldü, Meksika 92.000, İngiltere 46.000. İtalya 39 bin, Fransa 38 bin, İspanya 36 bin, İran 35 bin, Peru 34 bin, Kolombiya 31 bin bu şekilde devam ediyor. Almanya 10 .734, Türkiye 10 .402, Kanada 10 bin 208 değerli izleyicilerimiz koronavirüsten hayatını kaybeden insan sayısı. Tabi bu rakamlar değerli izleyicilerimiz her dakika artıyor. Biz bu yayın sırasında aldığımız son dakika bilgileri bunlar ama bu rakamların hiç de yerinde duracağı benzemiyor çünkü önümüz kış. Kışın koronavirüs daha da şiddetli hale geliyor. Bilim insanları zaten açıkladılar. Koronavirüs mutasyona uğradı. Ciddi anlamda değişime uğradı. Bilim insanları da her kişiden her kişiye bu koronavirüsün belirtileri değiştiği için aslında acizler. Birinde öksürük oluyor, birinde olmuyor. Birinde ateş oluyor, birinde olmuyor gibi pek çok insanda pek çok belirtisi var, semptomları var değerli izleyicilerimiz. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden bir nebze olsun sevindiren bir haber var. Washington Üniversitesi'nde bir aşı fareler ve maymunlar üzerinde denendi ve başarılı olduğu yönünde haberler geliyor. Önümüzdeki ay insanlar üzerinde bu koronavirüsle ilgili yapılan aşı denenecek saygıdeğer izleyicilerimiz. Bununla ilgili olarak aşı farelerin ardından bir de makak maymunun makak maymunun üzerinde denenmiş araştırmacılar aşının koronavirüsün hücreleri tutmasını sağlayan başak proteinlerinin farklı şekillerine göre eğitildiğini belirterek maymuna verilen farklı koronavirüs mutasyonlarının hepsini etkisiz hale getirdiğini ifade ediyor. Yani mutasyona uğrayan koronavirüsü bir şekilde yapılan bu aşı öldürüyor, etkisiz hale geliyor değerli izleyicimiz.